Sevgili izleyiciler, aslında şöyle bir konuşması vardı. Sinan Ateş'in katledilmesi, bunun ardından Sinan Ateş'in küçük kızlarının yaşamış oldukları korkuya bir gönderme yaptı. Ve oradaki söylemi şöyleydi. Çünkü babasını torbacılar önde öldürdü. Biz geçmişimizde de siyasi cinayetlere şahit olduk ama mertçeydi gibi bir ifade kullandı. Yani hani düşmanımız en azından mertti vesaire ama işte bu şimdi torbacıları öldürtüldü gibi bir çıkarım amacı taşıyor olsa gerek ama söylediği sözler bir gaf olarak da siyasi tarihte yerini aldı. Aynı zamanda sevgili izleyiciler, epey de tepki var ama özellikle DEM Parti'den sert eleştiriler var. Torbacılar öldürdü. Çünkü torbacılar katletti. Biz geçmişimizde siyasi cinayetlere şahit olduk ama mertçeydi. Onun için de hiçbirimiz korkmadık. Sinan Ateş suikastini anlatırken söylediği o sözler gündem oldu. Geçmişte de siyasi cinayetler oldu ama mertçeydi diye konuştu. İYİ Parti lideri Akşener'in o sözleri tepkileri beraberinde getirdi. Cinayet ve katliam failleri, köy boşaltanlar suçlarını birer birer itiraf ediyor. Musa Anter, Mehmet Sincar, Muhsin Melik, Hrant Dink ve daha adını sayamadığımız binlerce faili meçhulün namertçi olduğunu biliyorduk. Şimdi kendiniz itiraf ediyorsunuz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında mücadele namertlerle onurlu barış mücadelesi yürütenler arasındadır. Mertlik buysa mertliğiniz batsın. Kürt'ü, Alevi'yi, Ermeni'yi, sosyalisti, aydını katlederek Türkiye'yi karanlığa sürükleyenler tarih ve toplum önünde mahkum edilmiştir. Düşmanlığın bile ahlakı olur ama bu karanlık şahsiyetlerin namertliği dünyaya nam saldı. Bugün dillerinden dökülen katliamcı zihniyetin itirafıdır. Akşener'in o sözlerine Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş sahip çıktı. Eşini katledenlerin kendisini de takip ettirdiğini, telefonlarını dinlettirdiğini söyledi. Eşimi, çocuklarımın babasını sokak ortasında iki torbacıya katlettirdiler, yetmedi. Doymadılar, tatmin olmadılar. Beni takip ettirdiler, telefonumu dinlettiler, evimin fotoğraflarını çektirdiler. Çocuklarıma ve bana bir gün bile huzur vermediler, vermiyorlar. Bunun adı alçaklık, korkaklık, yani namertlik değil de nedir? Akşener'in sözlerine dikkat çeken bir tepki de DEM Partili Pervin Buldan'dan geldi. Sosyal medya hesabından Akşener'in konuşmasını paylaşan Buldan o paylaşıma namertçe notunu düştü. Pervin Buldan'ın eşi Savaş Buldan 2 Haziran 1994'te İstanbul'da polis kimlikli, polis yelekli ve telsizli 8 kişi tarafından kaçırılarak öldürülmüştü. Cinayet hala aydınlatılamadı. Namertliği huy edinmiş, namertliği yol edinmişler, birdenbire topa girip büyük bir linç başlatıldı. Daha enteresanı Avrupa'dan bile devam etti bu iş. Akşener ise gelen eleştirilere rağmen geri adım atmadı. Olmalarında benim açımdan sakınca yok dedi. Benim Sinan Ateş'in katillerinin bulunamaması, onu katledenlerin torbacılar olması, gündeme getirmenin bu terör örgütünün muhibbilerini rahatsız etmesinden daha doğal bir şey olamaz. Rahatsız olmalarında da benim açımdan bir sakınca yoktur. Sözlerin de zamanlamasına baktığınızda öyle bir zaman ki sevgili izleyiciler, tam da işte mertçe midir mesela böyle bir cinayet diye soru işaretlerini de tepkileri de beraberinde getirmiş olan bir zamanlama aynı zamanda. Aynı şekilde Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in katledilmesinin yıl dönümü bugün. 17 yıl önce bugün sokak ortasında öldürüldü ve ardından biz tetikçi o gün Samast'ı mesela 17 yıl sonra konuştuk bir kez daha serbest kalışıyla, tahliye oluşuyla. Adalet tabanı delik bir ayakkabı mıdır sorusu da bir yandan elbette akılları da kemirmeye devam ediyor sevgili izleyiciler. Şimdi o gün Samast dışarıda. İşte hakkında yeni bir iddianame, halen tamamlanmamış olan bazı davalar var. Peki Hrant Dink cinayetine giden süreçte bir neler yaşandı ve sonrasında dünden bugüne bu dava sürecinde yaşananlar neydi? Nelerin altını çizmek gerekiyor, neleri unutmamak gerekiyor? Onu hatırlayacağız. Ermeniler Türklerin doktoru, Türkler de Ermenilerin doktoru. Bunun dışında doktor, ilaç, hekim, mekim yok. Diyalog tek reçete. Üzerinde beyaz bir örtü. Yerde yüzü koyun yatıyordu. Ayakkabısı delik. Kaldırımda kan izi. 19 Ocak 2007. Saat 15.05. Gazeteci Hrant Dink sokak ortasında vuruldu. Bundan tam 17 yıl önce. O adam herkes biliyordu. Hrant Dink menfur bir suikasta
kurban gitmiştir. Gazetecinin önünde yaşamını yitirdi. Şu anda yaklaşık 1500-2000 kişilik bir kalabalık olduğunu tahmin ediyorum. Tetikçi o gün Samast. 17 yaşındaydı. İstanbul Şişli'deki Agos gazetesi önünde Hrant'ı arkasından 3 el ateş açtı. Cinayetten 36 saat sonra Samsun'dan Trabzon'a gitmek üzereyken otogarda yakalandı. Emniyet görevlileri onu bir kahraman gibi karşıladı. Bana son pozunu alın. Güzel abi, ne güzel bir poz var. Sen de gülerek. Kardeşim benim. Harbi güzel bir poz. Aferin hocam. Yaslan şurada. Böyle ikimizi beraber çek buraya. Bunda rahatsız olmuş. İfadesinde silahı ona Yasin Hayal'in verdiğini söylüyordu. Azmettirici Hayal ise dönemin istihbarat görevlisi Erhan Tuncel'le birlikte planladıklarını anlattı. Peki suikaste giden süreçte neler yaşandı? Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink neden katledildi? Şubat 2004, Agos gazetesinde Sabiha Hatun'un sırrı başlığıyla bir haber yayımlandı. Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçe'nin Ermeni olabileceği iddia ediliyordu.